Gel. Gönül su. Ya gel. Ne yapacaksın Gönül su? Dolaba bak. Gel yemek. Bayramlaşsın seninle. Bayramlaşacağız. İpek Hanım'ın buzdolabında her ürün ayrı poşetler içinde ve düzenle yerleştirilmiş. Yumurtalar, çeşitli baharatlar, ketçap, nar ekşisi ve sirke alt alt raflarda. Sütün yanındaysa sıcak günlerde ferahlamak için çok sayıda su şişesi var. Kahvaltılık yiyeceklerse başka bir rafta. İpek Hanım'ın yemeklerde salçanın her çeşidini kullandığı ise çok açık. Anlaşılan o ki İpek Hanım sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Baksanıza, sebzeliğini salatalık, kapya biber, charleston biber, semizotu ve maydanoz gibi taze mevsim sebzeleriyle tıka basa doldurmuş. Burası da İpek Hanım'ın buzdolabının derin dondurucusu. Burada da yine belli bir düzen ve özen çarpıyor göze. Bezelye, kıyma ve et dondurucuda dikkatimi çeken malzemeler. Bakalım Tahsin Şef'in gözüne ilk çarpan ne olacak ve bugün İpek Hanım ve ailesine hangi malzemelerle hangi yemekleri yapmaya karar verecek? Şimdi Zumurcuğum, ana, semizotu, maydanozu kullanalım. Bayramda maydanoz yemezsiniz. Şu biberleri değerlendirelim. Salatalık verir misin? Nerede bu? Ya onu nasıl gördün ya? Her şeyi görürüm ben. Alsana. Şöyle biberleri de içine atalım. Bak, kırmızı biber, salata, yoğurdun var. Salçan var. Kullanırız. Şu salçayı şimdi çıkartmayayım, burada kalsın. Şefim bir saniye. İşin var, bölüyorum ama. İpek Hanım, salatalık yıkanmış mıydı? Sen şaka mı yapıyorsun gerçekten? Yıkanıp koyulursa çürüyorlar. O da margarin. Margarinin var. Bir şey söyleyeyim mi? Soğan var. Hatta doğranmış. Yok. O yarım kaldı dün yemekten. Ziyan olmasın diye oraya koydum. Tam bunu değerlendiririz. Tamam. Şefim çok pardon. Neydi o? Bir daha çıkartır mısın? Salatalığı yıkarken göremedin değil mi soğanı? Bak, burada yarım kalmış soğan var. Domates de kullanırız bu ikisini. Tamam. Sanki bir lahmacun yenmiş gibi. Yok vallahi yenmedi. Lahmacun da kaç şeydi bunlar? Çiğ köfte yendi. Sütün var. Baklava yapacak malzeme var mı? Un, nişasta, var. Sirke, var. Yoğurt, var. Yumurta. Var. Yumurtalarımız. He, doğru. Kabartma tozu var. Vanilyam var. Baharat olarak kırmızı toz biberi, kuş üzümü. Diğer baharatların hepsi var ya galiba. Ocağın yanında, evet. Aa bak Zumur. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu evde ne yaparız biliyor musunuz? Bir şey göstereceksin sandım. Kıyman var mı? Var. Şu dolabı geçelim. Bu arada özellikle cevizi aldım ki... Cevizli yap. Ben cevizi seviyorum baklavayı. Kıyır kıyır yap böyle. Üf. Her türlü yaparım. Hadi bakalım. En güzelini yaparım. O baklava bir olmasın. Aa, bana erkenden fırını açtırtmadığınız sürece bir problem yok. Şef olan sensin. Açmasaydın. Bak şimdi. Bunları da değerlendirin. Kurban geldiği için dolabınızdaki et yerlerini boşaltın. Bu ne, kavurma mı? Yok, o şey köfte. Köfte, hamburger köftesi. Evet. Bunu... O elindeki de normal köfte. Normal köfte. Evet. Bunları değerlendirin ve tüketin artık. Çünkü yeni etlere yer açın. Yeni etler nasıl saklanmalıdır vesaire. Bunu biz bayram sonrası buradayız da 3. günü biz yayına denk geliyoruz değil mi? Evet. O zaman biz bayramın 3. günü şey yapalım. Etler nasıl saklanır, dolaba nasıl yerleştirilir, kıymalar nasıl çekilmelidir. Yani daha çözünebilir, kullanış hali nedir, hepsini göstereceğiz. Ne kadar saklayabiliyoruz falan, onun aynen. Hepsini öğreneceğiz. Çünkü poşetler böyle bazen çok küçük olmuyor. Onları böyle aradan bölmeyi, çabuk çözdürmek için ince... Bekleyin bizi. Geliyoruz. Bayram için bir sürü püf noktası var. Bir sürü. Bir sürü dedim. Çocukken de öyle derdim. Ama bayram olunca böyle çocuklaştım ben. Kıymanı kullanabilir miyiz? Tabii ki. Lahmacun yapalım mı? Çok severim. Gerçekten mi? Yemin ederim bayılırım. Çok iyi yaparım. Tamam. Bak, lahmacunu çok iyi yaparım. Hani aklına çocukluğundan bu yana gelen en iyi lahmacun fırın... Yani lahmacun yediğin yeri düşün. Tamam, evet. Tabii. Şimdi unut. Çünkü ben yapacağım. Vay. Üstüne çıkabileceksin. Benim lahmacunla aram hiç yok. Keyfin bilir. Sana yemek yapmıyoruz sonuçta. Bak, bu başka etin var mı dolabında? İyi, çok da etin yok. Güzel. Onları tüketin. Közbelim var. Evet. Buzdolabı süsünü gördün mü şefim? Aa, köz patladı. Ev hediyesi. Ay, İpek pişir Ertuğrul yer yazıyor üstünde. Ne yapayım ben bunu evimde? Yalnız İpek Hanım'ın eli çok lezzetliymiş. Nasıl yani? Evet. Çok güzel yemek yaparım. Ben de yaparım yani. Ben de bir noktada yarışacaklarını zannediyor olabilirler mi? Vallahi bazı yarışmalarda birincilik kazanmış. Öyle duydum. Bakalım. Ama tabii senden öğreneceğim şeyler de var. Sen sonuçta bunun
eğitimini falan aldın. Hı. Aşçılık bilmem ne. Ya ben onları almadım. Yok, ben alaylıyım. İşte ben almadım. Koskoca gök. Olabilir ama bazen alaylıların eğitimlilerden çok daha başarılı olduğunu da biliyoruz. Koskoca gök. Tabii öyle bu arada. Benim en iyi şeflerim ve ilk tanıştığım sektördeki alaylı şeflerimdi. Yeni yeni yani şu son 10 yıldır falan gastronomi var baktığımızda. Yanlış mıyım? Doğru. Ben de gastronomi eğitimi alacağım bu yıl. Ardından da dedim ki bak köz patlıcan, köz biber, köz şey var. Yani yeşil yeşil biberi közleyip saklayan ilk defa görüyorum bu arada. Güzel bir şey bu. Yani ziyan olmaması için. Ben çünkü gideceğim. Bir hafta sonra biz Samsun'a gidiyoruz. Eşimin annesi orada. Yazlıktan geleni mi dersin? Yazlığa gideni mi dersin? Dolabı değerlendirmek isteyeni mi dersin? Kurbandan çıkıp bizim biliyor musun? Kurban sonraki şeyimiz öyle. Misafirimiz. Kurban geliyor dedi. Sonrasında çıkan etlerle bir şeyler yapacakmışız falan diye. Böyle bir şey. Baklava yapacak malzeme var dedin. Var var var. Biraz hepsi şöyle var. Gezelim mi? Bakliyatları falan nerede? En sonda. En sonda gidelim. Bunu da koluma taktım. Orada abur cuburlarımız var. Orada soğanlı meyve sepetimiz var. Onlar dışarıda. He tamam, onlara hı-hı bakmıyorum bile. Aa, harbi ceviz alınmış bak. Evet. Bu ne? Kayısı çekirdeği mi saklıyorsun? Ya onun içi çok güzel de çok zor kırılıyor ya. Bu çok acı olmuyor mu? Yok hiç değil biliyor musun? Hiç değil. Kırılmıyor mu? Kırılmıyor dedin? Taşla böyle kırmak lazım. Ver şöyle iki parmağımla kırayım onu. Dişiyle bile kırar yiyebilmek için. Bunu da mı kırarlar diyeceksin orada kurguda. Bardağın var mı? Var. Ne yapıyorsun? Bardağın dibi çıkar. Hiç olmaz. Bu bardağın dibi çıkar mı? Şunun kenar kalınlığına bak. Sürahi nenenin gözlük camı gibi. Bu arada ben de bazen yapıyorum ya. Canım iste. Oo kırdın. Bardak da kırılacak. O kadar fizik hakimim yani. Hani. Bak. Acı mı değil değil mi? Acı ya. Neresi acı? Teşekkür ederiz. Nişastan, pudra şekerin mi bu? 30. Tebrikler. Hayır anladım, sadece bakmam gerekiyor. Yakından bak. Ununu. Tamam. Bir tane hızlı pratik bir şey yapmamız lazım. Bunun çok işimiz var çünkü. O yüzden başlangıcımız böyle hızlı pratik. Hatta böyle hikayesi olan. Güzel bir yemekle başlayalım. Yemek de diyebilirim, başlangıç diyebiliriz. Böyle bir salata tarzında. Onunla başlayalım. Sonrasında lahmacun yapacağız. Ayakta durabilsen çok şey yapacaksın da. Şimdi güzel bir başlangıçla başlayalım. Hem pratik hem hızlı çünkü baklava açacağız daha. Bir de lahmacun yapacağız. Bugün zor yemekler seçtik. İyi mi yaptık bilmiyorum. Ama İpek ablama yakışır. Sen daha ver neler yaparım. Benim yemek yapabildiğimi öğrendin herhalde. Lahmacunlar. Ama gerçi sen yapacaksın ben yiyeceğim bugün. Kız her şey rahat. Hem pratiğini göstereceğim en hızlısını göstereceğim. Hatta baklavayı annemin tarifini vereceğim. Baklava için bir güzellik de ben yapayım mı sana? Bak kapının arkasında çok güzel bir yer sofrası var. Tam baklavalık. Gördün mü onu? Ben su böreği yapıyorum onda. O ayaklar açılanlardan evet, mı? Ben onlarda yapamıyorum. Bağdaş mı kuramıyorsun? Hayır. Ben böyle bir baz güçlü bir insan olduğum için böyle şöyle bastırıyorum. Ayaklar kapanıyor. Sonra böyle kapanmıyor, kapanmıyor. Su böreği açıyorum ben onda. Göreceğiz. O zaman baklava açarken sofra kırılacak mı? Tahsin'in güçlü kolları masanın ayaklarını yamultacak mı? Ya da baklava nasıl olacak? Ardından başlangıç için neler yapılacak bu mutfakta? Lahmacunun pratik olayları ve yöntemleri nasıl gerçekleşiyor? Hızlı, lezzetli, fırında yenmiş gibi bir lahmacun nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabı için hızlıca önlük giymemiz gerekiyor. Bir itirazın? Yok. Bugün çok işimiz var. Bugün güzel bir arife. Akşam bayramlıkları hazırlamadan önce bu bölümü izlemek zorundasınız. Ben en azından öyle istiyorum. Bak İpek Hanım söylediklerin karşısında nasıl dondu. İyi miyim? Çok hızlısın. Yetişemiyoruz. Yemekte de öyleyim. İnşallah. Önlükleri hazırlar mısınız? Önlükler hazır. Yeter ki sen hazır.